Evet sevgili boğalar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 18-24 Mart arasında sevgili boğaları neler bekliyor? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım sevgili boğalar. Hadi in bakalım, ilk kartımızla başlayalım. Sevgili boğalar, bakın bu dönem önünüze bir takım fırsatlar çıkacak ve lütfen ve lütfen bu fırsatları kaçırmayın. Çünkü bu kart der ki kupaların dörtlüsü, olanak var ama sen istemiyorsun sevgili boğa. Bakın önünde dolu kadehleri var. O da yetmemiş. Burada şey gelmiş. Evren yardımı gelmiş. Yani bu dönem yani bazı boğalar için depresif. Kendinizi birazcık depresif hissedebilirsiniz negatif anlamda. Ama der ki kafanı kaldır bak, yani hakikaten olanak var, bir ilerlemeye devam et, yani durma sevgili boğa der bu kart. Aynı zamanda ani farkındalığı sembolize eder. Bu dönem bir takım şeylerin aniden farkına varacağınızı, artık hayatınızdan ilgili dönemi sembolize eder. Aynı zamanda da bu dönem alkol kullanımına birazcık daha dikkat etmeniz gerektiğini, çünkü bağımlılık eşiğinizin düşük olduğunu ve çok çabuk bu dönem alkolizme, alkole bağımlılığınız olabileceğini sembolize eder bu kart. Hadi in bakalım ikinci kartımız sevgili boğalar için. Evet sevgili boğalar için tılsımların prensi. Tılsımların prensi de nedir? Bu dönem tutkulu, arzulu ve çalışkan olacağınız bir dönemi sembolize eder. Birazcık kendinize karşı ne istiyorsanız alacağınız ama başkalarına karşı da cimri değil de birazcık tutumlu olacağınız bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim, sabırlı olacağınız ve bir takım şeyleri bu dönem sindire sindire yapacağınız bir dönemi sembolize eder. Eğer karşımızdaki, bir de aynen tılsımların prensi konusunda şunu da söyleyeyim. Bu dönem iştahınızın açılacağı bir dönemi sembolize eder. O yüzden de der ki ipin ucunu fazla kaçırma sevgili boğa. O yüzden de birazcık dikkat et yediğine içtiğine der. Ve bu dönem birazcık daha dokunmayı seveceğiniz bir dönemi sembolize eder. Yani daha birazcık daha yumuşak, huylu mu denir ona? Yani böyle ay canım vesaire, dokunma, sarılma falan, bu tarz bir motivasyonda olacağınızı sembolize eder. Karşımızdaki kişiye ve bu dönem bir de şey var arkadaşlar. Libido çok tavan yapacak bu dönem. Birazcık bağlılık eksikliği olabilir. Dikkat edin sevgili boğalar bu dönemde. Karşımızdaki kişinin karakterini entegre edersek ne deriz bununla alakalı? Tutkuludur, arzuludur, çalışkandır bu kişi, cimridir. Bağımlılık eksikliği vardır. Bağlılık eksikliği, evet, vardır. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Sabırlıdır. Yemek yer. Hatta birazcık da kilolu da olabilir bu arkadaş. Bizimle yaşıttır, nadir de olsa bizimle yaşıttır. Çoğunlukla bizden genç bir arkadaştır bu. Ve şöyle söyleyeyim, hayvanseverdir. Eğer evdeki çocuğu sembolize ediyorsa da çok bilmiştir. Yani büyümüş de küçülmüştür bu çocuk. Ve bu kişi çalışma hayatına çok erken başlayan bir kişidir. Hadi in bakalım. Son kartımız sevgili boğalar için. Sevgili boğalar. Kupaların şövalyesi. Kupaların şövalyesi der ki sevgili boğa, bu dönem kalbinin sesini takip et. Der bizlere. Aynı zamanda bu dönem der planlarında bir takım değişiklikler olabilir der. O yüzden fazla da şey yapma. Yani üzerine düşme der. Ve şöyle söyleyeyim,
idealist olacağınız bir dönem. Fakat aynı zamanda da modunuzun, yani toplam kartlara baktığımda modunuzun birazcık düşük olacağı bir dönem. İlişki konusuna gelirsek, karşı taraf için şöyle söyleyeyim. İdealisttir, romantiktir ama yalancıdır. Söz verir işi bitene kadar ve sözünü tutmaz. Yani der ki aşkım, sevgilim, hayatım, kuşlar, böcekler, kelebekler, dağları delerim, dağları altın yaparım senin için. Aşarım, su getiririm, onu bunu yaparım. İstediğini aldıktan sonra pıt, ortadan kaybolur. Ama çok güzel bağlama çeker, acayip romantiktir. Yani dersiniz ki vay, bu benim insanım ama o buzdağının görünen tarafıdır, görünmeyen tarafı daha büyüktür. Çoğunlukla da su grubudur, yengeç, balık, akrep diyebiliriz bu kişiler için. Bir de şövalye dediğimize göre 30-35'tir. Nadir şartlarda 35 artı olur yani şövalyeler. Evet sevgili boğalar, sizler için 18-24 Mart arası tarot yorumum böyleydi. Mart ayının full versiyonunu kanalımdan izleyebilirsiniz. Bir de kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.